Kadim uygarlık Babiller. Adını çokça duyduğumuz ama belki de hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir medeniyet. Sahi kim bu Babiller? Tanrıları Marduk'a sonsuz bir hürmetle bağlılık gösteren, sırlarla dolu Babil Kulesi'ni ve dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerini inşa edenler. Merak ettiyseniz gelin o zaman nereden geldiklerine, neden Babiller dendiklerine, Babil şehrinin neden bu kadar önemli olduğuna, koydukları kanunlara, ihtişamlı imarlarına, tanrılarına, yaratılış hikayelerine, yani Babil mitolojisine ve kültürlerine yakından bir göz atalım. Öncelikle Babil ismi nereden geliyor ve Babil şehri nerede yer alıyor ona bakalım. Babil şehri adına ilk defa M.Ö. 3000 yılının sonlarına ait Akat yazıtlarında rastlanıldı. Ancak kuruluşunun çok daha eskilere dayandığı düşünülüyor. Çünkü şehrin ilk adı Sümerce Kadingir Ra'dır. Yani Ka kapı, Dingir tanrı ve Ra'nın kelime anlamlarıyla ilk Sümerler tarafından tanrının kapısı olarak adlandırılan bir şehirdi. Ancak çok sonraları Sümer şehir devletlerini yıkarak Akat İmparatorluğunu kuran Akatlı Sargon, Kadingir Ra şehrini de ele geçirmiş ve tahrip edip yıkmıştı. Sonrasında kendi başkenti olan Akat şehrine yakın bir yerde tekrar Akatça tercüme ile Babil'i olarak ya da bildiğimiz ismiyle Babil olarak isimlendirdiği yeni şehri kurmuştur. Babil adı Akatça'daysa Bab kapı ve ili tanrının yani tanrının kapısı anlamına gelen ve Bab ile ili kelimelerinin birleşmesinden oluşur. İbranice'de Babel ya da Bavel, Persçe'de Babiruş ve Grekçe'de yani Antik Yunanca'da Babylon isimleriyle adlandırılmıştır. Babil aslında bugün Irak toprakları üzerinde Bağdat'ın 88 kilometre güneyindeki Hille kasabası yakınlarında yer alan ve Fırat Nehri'nin iki yakasında 1000 hektarlık bir arazi üzerine kurulmuş şehre verilen isim olsa da burada yaşamış olan ve Babiller olarak adlandırılan halkın soyu aslında Akat İmparatorluğu'na ve hatta Sümerlere dayanıyor. Peki burada yaşayan insanlar neden Akatlar ya da Sümerler olarak isimlendirilmedi de Babiller olarak isimlendirildi? Bunun sebebi Babil şehrinin birbiri ardına kurulan birçok hanedanlığın ve imparatorluğun başkenti olması, kendilerinden bahsedeceğimiz Hammurabi ve 2. Nebukadnezar gibi hükümdarların Babil'i Mezopotamya'nın en önemli şehri haline getirmelerinden kaynaklanıyor. Yine ayrıca Babil mitolojisi olarak bahsedeceğimiz kendilerine has dinlerinin ve tanrılarının olması sebebiyle de bugün burada yaşamış halkı Babiller olarak adlandırıyoruz. Peki bu Babil şehri neden bu kadar önemliydi? Tarihçi Herodot'a göre Babil şehrine 8 büyük kapıdan girilebiliyordu. İçerisinde 50'nin üzerinde mabedi, 2 sarayı, birbirini kesen sokakları, büyük meydanlara açılan caddeleri bulunuyordu. Mabetlerin ve sarayların içi som altından yapılma heykeller, masalar ve eşyalar içeriyordu. Taş ayaklar üzerine kurulmuş Fırat Nehri'nin iki yakasını birleştiren geniş köprüsü ile antik dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Hatta Babil'in asma bahçeleri dünyanın 7 harikasından biri olarak Herodot'un tarih kitabında da bahsedilir. Babil şehri daha birçok sebepten tarihte önemli yer tutar. Öyle ki Tevrat'ta bahsedildiği üzere Nuh tufanından sonra Nuh'un torunu Nemrut'un krallığının başladığı Sümer devletinin 4 büyük şehrinden biridir. Ayrıca Kur'an'da adları geçen ve insanlara büyü öğreten Harut ile Marut'un Babil şehrine yer aldığı yazar. Hatta Zerdüştlük'te Haruvatat ve Ameratat, Yahudilikte Ariuk ve Mariuk, Hinduizm'de ise Marutlar olarak söz edilen bu iki meleğin bazı tefsirlerde veya efsanelerde Babil kuyusunda baş aşağı asılı bir şekilde bağlı oldukları söylene gelmiştir. Tarih boyunca Babil'in Mezopotamya'nın en önemli astronomi, astroloji ve kehanet merkezi olduğu bilinmekle birlikte özellikle Keldaniler ve Ahmeniler döneminde büyücülüğün merkezi haline geldiği de biliniyor. Babil'i önemli bir yer haline getiren yapılardan en önemlisi ise hiç şüphesiz Babil Kulesi'dir. Birçok kaynakta adı geçen Babil Kulesi'nden dini kitaplarda da söz edilir. Tarihte Babil Kulesi'nin Babil'in Kadingir Ra olarak isimlendirildiği Sümerler döneminden beri var olduğu ve Nemrut tarafından yaptırıldığı düşünülüyor.
Tevrat'ta başı göklere erişecek kule ifadesiyle söz edilir. Kur'an'da ise Hazreti Musa, Firavun, Karun, Haman ve kerpiçten yapılan bir kule aynı hikayenin içinde anlatılmaktadır. Ancak Nemrut'un Hazreti İbrahim döneminde yaşadığı, Kur'an'da adı geçen kulenin Hazreti Musa döneminde Mısır Firavunu tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Kur'an'da Firavun dedi ki, "Ey Haman, bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm." mealindeki ayetle dile getirilmiştir. Ancak bunun Babil Kulesi mi yoksa daha farklı bir yapımı olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Babil Kulesi'nin 91x91 metre boyutlarında bir kare taban üzerinde oturduğu, tamamı 75 metre yüksekliğinde gittikçe küçülen 6 kattan meydana geldiği düşünülüyor. En tepesinde ise kimsenin çıkamadığı 7. bir kat olduğu ve böylece 91 metre yüksekliğe ulaştığı sanılıyor. Bu en üst katın Babil'in baş tanrısı Marduk'un kutsal odası olduğu ve içerisinde şehrin ismini aldığı Babil'in yani tanrının kapısının yer aldığı efsanelerde anlatılıyor. Babil Kulesi'nin bir tapınak olarak kullanıldığı tarihçi Herodot tarafından Tarih adlı kitabında da yazmakta. Ancak Herodot kulenin 7 değil 8 katlı olduğunu ve dıştan sarmalı merdivenlerle üst katlara çıkılabildiğini yazıyor. En üst katta ise üzerine zengin örtüler örtülmüş bir yatak ve hemen yanında altın bir masa yer aldığını söylüyor. Hiçbir ölümlünün gece bu odada kalmasına izin verilmediğini ve bu odanın Babil tanrısının seçmiş olduğu yerli kadınlara ait olduğunu yazıyor. Hatta tanrının kendisinin geldiğini ve bu yatakta yatıp uzandığını dahi dile getiriyor. Ancak Herodot tüm bunları oradaki rahiplerin ona anlattığını ama onlara inanmadığını gene bu rahiplere inanmak gerekirse ki ben inanmıyorum sözüyle ifade ediyor. Önemli bir soruysa Babil şehri üzerinde kurulan devletler hangileriydi? Babillerin hakimiyeti ilk olarak M.Ö. 1894'te eski Babil hanedanlığı olarak bahsedeceğimiz o günkü ismiyle Amorite hanedanlığıyla başlar. Amurrular olarak da tarihte isimleri geçer. Daha sonra Kasitler, Asurlular ve Keldaniler tarihte önemli yere sahiptirler. M.Ö. 539'da Ahemenişlerin Babil'i ele geçirmesiyle Babiller olarak isimlendirdiğimiz topluluğun hakimiyeti sona ermiş olur. Bu tarihi safhalar içinde çok önemli iki devir yer alır. İlki Babillerin en büyük hükümdarları ve kanunlarıyla ünlü Kral Hammurabi yönetimindeki Amurrular dönemidir. İkincisi ise Babil'in en parlak dönemini yaşadığı imar faaliyetleriyle ünlü, özellikle dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen tarihçi Herodot'un da söz ettiği Babil'in asma bahçelerinin yapıldığı 2. Nebukadnezar'ın yönetimindeki Keldaniler dönemidir. 2. Nebukadnezar'ın ölümünden sonra hızla siyasi ve askeri güçlerini kaybeden Keldani İmparatorluğu'nun M.Ö. 539 yılında Pers Kralı Kairos tarafından yıkılmasıyla Babillerin Babil toprakları üzerindeki hakimiyetleri sona erer. Hammurabi ve 2. Nebukadnezar dönemini detaylı olarak da inceleyeceğiz. O halde öncelikle ilk Babil hanedanına ve en büyük hükümdarı olan Hammurabi'ye yakından bir göz atalım. M.Ö. 1894'te Sumu Abum adlı bir Amorite reisi o zamanlar nispeten küçük olan Babil şehrini de içeren bir araziye el koydu. Amacı bölgedeki diğer küçük şehir devletlerinden ve krallıklarından oluşan bir devlet kurmaktı. Tarihi kayıtlarda Sumu Abum kendisine Babil kralı unvanını verme zahmetine asla girmemiş olsa da ilk Babil hanedanlığını kuran isim olarak günümüzde kayıt altına alınmıştır. Amorite hanedanlığı olarak hüküm süren devletin başına daha sonra Sin Muballit geldi ve Babil'in kralı olarak kabul edilen ilk Amorit hükümdarı oldu. Sin Muballit, Babillerin en önemli hükümdarı olacak ve hanedanlığı imparatorluğu yükseltecek olan Hammurabi'nin babasıydı. 6. Amorit hükümdarı olarak M.Ö. 1792'de Hammurabi, Babil şehrinin tahtına oturdu. Dönemin Babil'e komşu olan devletlerine baktığımızda kuzeyde Asurlular yer alıyordu. Güneydoğu'da M.Ö. 4000'li yıllara uzanan köklü Elam Krallığı vardı. Bu kadim uygarlığın eski yıllara dayanan gücü etraf devletlerin iç işlerine karışabilecek kadar dünyaya hakim olmalarını sağlıyordu. Doğuda Eşnunna Devleti bulunuyordu ve Dicle'den geçişleri kontrol ediyorlardı. Güneyde ise Larsa Devleti vardı ki Hammurabi'nin babası Sin Muballit
küçük şehir devletleri ile anlaşmış ve Larsa kralı ile savaşarak bu savaşı kazanmıştı. Bu sebeple araları sorunluydu. Babil'in çevresinde gerçekten bu kadar güçlü ve köklü devletler yer alıyorken Hammurabi'nin hareket etme kabiliyetinin çok güç olduğunu düşünebiliriz. Nitekim Hammurabi'nin devlet sınırlarını genişletmek için yapacağı seferler hükümdarlığının neredeyse 30. yılıyla başlıyor. Hatta ilk savaş sınır büyütmek için değil, nefsi müdafaa için yapıldı. Bölgenin en güçlü devleti olan Elam Krallığı, Mezopotamya'ya askeri hareket yapma kararı almış ve krallığa yeni topraklar kazandırmayı hedeflemişti. Bunu duyan Hammurabi, Mezopotamya'daki irili ufaklı güçlerle koalisyon kurarak bu köklü krallığı yenmeyi başarmıştı. Bu zafer Hammurabi'nin siyasi otoritesini arttırırken, aynı zamanda bölgede korkulan bir lider olarak görülmesine neden olmuştu. Bu ilk seferle birlikte Babil güçleri güneydoğuda ilerlemeye başlayacak ve gelecekte Basra Körfez Havzası ile Elam'ın kuzeyini ele geçirmeye çalışacaktı. M.Ö. 1755'ten itibaren Hammurabi, Mezopotamya'da büyük bir siyasi birlik sağlamıştı. Artık elinde ticaret yolları ile gümüş, bakır ve lapis lazuli gibi değerli madenlerin kontrolü yer alıyordu. Bunlar da Babil'e büyük zenginlikler sağladı. Hammurabi, İsim, Larsa, Eşnunna, Kiş, Lagash, Nippur, Borsippa, Ur, Uruk, Umma, Adap ve Sippar şehirleri dahil Güney Mezopotamya'yı sistematik olarak fethetti. Elamları güneyden tamamen kovdu ve kuzeydeki Asurlulara ait birçok bölgeyi kendi kontrolüne geçirdi. Hammurabi'yi ünlü yapan en önemli sebeplerden biri ise 282 maddeden oluşan kanun yazmasıydı. Daha önceden Urnamnu, Ana İttişu, Lipit İştar ve Eşnunna kanunu gibi kanunlar yazılmış olsa da Hammurabi kanunu kadar kapsamlı değillerdi. Hammurabi bu kanunlardan faydalanarak hem bir derleme yapmış hem de zamanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni bir kanun hazırlamıştı. Kanunun çok fazla sayıda kopyasının bulunması uygulanmasındaki yaygınlığının göstergesidir. Hammurabi kanunu bir prolog yani ön söz, bir epilog yani sonuç kısmı ve 282 adet hüküm maddesi içermekteydi. Bu kadar kapsamlı oluşu onu diğer kanunlardan ayıran en büyük özelliğidir. Prolog kısmı baş tanrı Marduk hakkında övücü sözlerle beraber Hammurabi'nin baş tanrı Marduk ve adalet tanrısı Shamash tarafından nasıl ve neden kral seçildiğinden bahseder. Ayrıca kralın adaleti, doğruyu, huzuru ve refahı getirdiğinden söz eder. Epilog kısmı ise aynı hususlara ilaveten zenginin fakiri, güçlünün zayıfı ezmesinin engellendiğinden söz eder. Ayrıca gelecekteki kralların ve insanların bu kanuna uymalarını öğütler, aksi takdirde lanetleneceklerini ima eder. Diğer 282 maddelik hükmü ise bazı bölümlere ayırabiliriz. 1 ila 5 arası maddeler usul ile alakalıydı. Bu maddeler büyücülük, yaralama ya da yaptırımı ölüm cezası olan suçları ve hakimlerin haksız hüküm vermesiyle ilgili yaptırımları içeriyordu. 6 ila 25 arası maddeler insanların mülk ve mülkiyet hakları ile ilgiliydi. 26 ila 41 arası maddeler askeri düzenlemelere ilişkindi. Askerlerin eşleri de dahil olmak üzere mallarının korunmasına dair hükümlerdi. 42 ila 65 arası maddeler tarıma, hayvancılığa, çiftçilere ait bir takım hükümleri içeriyordu. Hammurabi kanununun en ünlü kopyası olan stel bugün Louvre Müzesi'nde yer alıyor. Kanun hükümlerinin birçoğu yazılı halde günümüze ulaşsa da bazı bölümleri silinmiştir. 65 ila 100 arası maddeler bu sebeple tam olarak bilinememekle birlikte diğer kopyalarla beraber incelendiğinde bu maddelerin finansal ilişkilere, toprak sahibi kiracı ilişkisine ve mal hizmet ücretlerine dair olduğu tespit edildi. 100 ila 112 arası maddeler tüccarların hak ve sorumluluklarıyla beraber kadın hancılar hakkında hükümlerle ilgiliydi. 113 ile 126 arası maddeler borçlara ilişkin hükümlerdi. Borçların ödenmesi, aile bireylerinin borç yüzünden rehin alınması ve kurtarılmasını içeriyordu. 127 ile 195 arası maddeler kanunun en uzun bölümünü oluşturur. Genel olarak evlilik, evlilik malları, boşanma, mülkiyet devirleri, gelin damat aile ilişkisi, mirasçı olma, kölelerle evlenme, dul kadınlar, evlat edinme ve çocuklarla alakalı hükümlerdi. 196 ile 214 arası maddeler yaralanan ve yaralayana dairdi. Yaralayan alt tabakadan biri ise kısas uygulanırdı. Örneğin üst tabakadan birinin kolunu kestiyse yaralayanın da kolu kesilirdi.
Ancak yaralayan üst tabakadan biri ise yaralanana sadece para cezası öderdi. 215 ila 277 arası maddeler çeşitli meslekler ve hizmetlere ilişkin ücret ve sorumlulukları belirliyordu. Son olarak 278 ila 282 arası maddeler ise köle satışına dairdi. Alıcıya aldığı köle için bir aylık garanti süresi verilmesi gibi ilginç bir hükümle yer alıyordu. Peki ilk Babil Hanedanı nasıl yıkıldı ve sonrasında neler yaşandı? Hammurabi'nin ölümünden sonra hızla düşüş yaşayan Babil yönetimi kazandığı tüm toprakları tekrar kaybetmeye başlamıştı. Amorite Hanedanı'nın ilk kurulduğundaki küçük bir şehir devleti haline çok kısa sürede tekrar geriledi. Daha sonra Hititlerin Mezopotamya'ya gelişiyle önce Halep, daha sonra Babil işgal edildi. Tam tarih bilinemese de muhtemelen M.Ö. 1595'te Babil büyük bir yağmalanmaya maruz kaldı. Yağmalanma diyoruz çünkü Hititler Babil'i topraklarına katmaya çalışmadı. Zagros dağlarında ortaya çıkmış bir topluluk olan Kasitlerle ittifak kuran Hititler Babil'de bir Kasite hanedanının kurulmasını sağladı. Kasitler Babil'i en uzun süre yöneten hanedan oldu. M.Ö. 1595'te kurulan devlet M.Ö. 1155 yılına kadar Babil ve çevresini yönetti. Ancak Babil Kasitler zamanında önceden olduğu gibi büyük bir güç yaşamadı. Hititler ve Asurlar altında ezilen bir devletti çünkü Kasitler. Ama buna rağmen Babil'i en uzun süre yönetmeyi başardılar. Sürekli toprak kaybetmeleri ve askeri olarak zayıf olmaları sebebiyle M.Ö. 1155'te Elamlılar tarafından Kasitlere son verildi. Bir süre Elamlıların elinde kalan Babil, daha sonra 1. Nebukadnezar tarafından Elamların şehirden kovulmasıyla yerel halkın yönetimine geçmiş oldu. Yerel halkın elinde kısa bir süre kalan şehir, bu kez kuzeybatıda güçlenen Aramiler tarafından tekrar işgal edildi ve büyük bir kaos dönemi başlamış oldu. M.Ö. 911 yılında yeni Asur İmparatorluğu'nun kurulmasıyla Babil 300 yıl sürecek Asur egemenliğinin altına girdi. Asur imparatorlarından biri Babil'in başkent olmasını isteyince devlet içinde isyanlar baş gösterdi ve Asurlular zamanla iç savaşlarla uğraşmak zorunda kaldılar. Şimdi gelelim yeni Babil İmparatorluğu'na. Mezopotamya'nın en güneydoğusunda yaşayan Keldaniler'de Asur yönetimi altında ezildiklerini düşünüyorlardı. Zaten o günün coğrafyasına baktığımızda güçlü Mısır Mezopotamya üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Medler ise doğuda güçlü bir askeri güce sahiptiler. Asur İmparatorluğu da her ne kadar iç savaşlarla uğraşıyor olsa da büyük bir siyasi birliğe ve askeri gücü elinde bulunduruyordu. Babil'i ise valiler vasıtasıyla yönetiyordu. Ancak Keldani reisi olan Nabopollassar artık Asur yönetimine isyan etmiş ve Med ordusunu da arkasına alarak Asur yönetimine karşı ayaklanmıştı. Asur İmparatorluğu'nun başkenti Ninova'ya kadar yürüyüp şehri talan eden Nabopollassar bu hareketiyle Babil'i özgürleştirmiş ve M.Ö. 626'da Keldani devletini kurmuştu. Mısır'ın Mezopotamya üzerindeki ilerleyişini dahi durduran Nabopollassar'ın ölümünden sonra oğlu 2. Nebukadnezar M.Ö. 604 yılında tahta çıkacak ve devlet bugün Neo-Babil İmparatorluğu, Keldani İmparatorluğu ya da Yeni Babil İmparatorluğu olarak adlandırılan imparatorluk haline dönüşecekti. Nebukadnezar'ın hükümdarlığının ilk 10 senesi Mısır'ı Mezopotamya havzasından sürmek için yaptığı askeri hareketlerle geçti. Bu mücadelesi ona Kudüs'ü kazandırdı. O dönemde Kudüs'te Yahudiler yaşıyordu. Kudüs'ün fethiyle Yahuda kralı Yehoyakim Babil'e sürüldü ve kontrol altına alındı. Tamamen krallığı sonlandırmayan Nebukadnezar, Yahuda krallığının başına yeni seçtiği Yehoyakin'i kral olarak getirdi. Ancak aradan geçen 11 senede Yahudilerin sürekli ayaklanma çıkarması sebebiyle Kudüs'te büyük ölçüde sürgünler ve kanlı kıyımlar gerçekleştirildi. Süleyman Tapınağı Nebukadnezar tarafından ziynetleriyle boşaltıldı ve tapınaktaki eşyalar parçalandı. Kudüs'teki önemli işine yarayacak zanaatkarları ve demircileri Babil'e sürgüne gönderdi. Sadece halkın en yoksullarından başka kimse kalmamıştı. Tekrar Yahuda için M.Ö. 587'de kral atayan Nebukadnezar, atadığı bu yeni kralın da 9. yılında başkaldırmasıyla Yahuda krallığına tamamen son verdi ve Kudüs'ü eyalet olarak kendine bağladı. Nebukadnezar burada yaptığı sürgünler sayesinde zamanla
Yahuda krallığını zayıflattığı gibi kendine nitelikli işçi sağlayarak lüks ve ihtişamlı mimari yapılanma işine girişmişti. Babil Kulesi'nin yeniden inşası, Babil'in asma bahçelerinin ve iştar kapılarının yapılmasına olanak sağlamıştı. Ayrıca Yahudi ailelerinin çocuklarına Babilli isimler veriyor, Babilli gibi giydirip eğitiyordu. Böylece şehirde Babilleştirme havası esiyordu. İkinci Nebukadnezar'ı ünlü yapan hiç şüphesiz mimari çalışmalarıydı. Dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen ve Herodot'un kitabında da bahsettiği şehrin en ihtişamlı yapısı olan Babil'in asma bahçeleri sayesinde hala ününü korumaya devam ediyor. Nebukadnezar bu bahçeleri eşi Amtis için yaptırdığı biliniyor. Çamur tuğlalardan inşa edilmiş yemyeşil teraslardan oluşan çok çeşitli ağaçlar, çalılar ve sarmaşıklar içeren birbiri üzerine yükselen bir dizi katmanlı bahçe ile dikkate değer bir mühendislik harikasıydı. Ancak Babil'in asma bahçeleri dünyanın 7 harikasından yeri kesin olarak tespit edilememiş tek harikadır. 2. Nebukadnezar yönetiminde en parlak dönemini yaşayan Keldani İmparatorluğu'na bundan sonra ne oldu? M.Ö. 626'da kurulan devlet, özellikle 2. Nebukadnezar döneminde Babil İmparatorluğu haline gelmiş olsa da çok uzun ömürlü bir devlet olamadı. Yakın diyarlarda Persepolis'te dünyaya gelen Kairos, bilinen lakabıyla Büyük Kairos, M.Ö. 559'da yaşadığı Pers şehir devleti olan Anşan şehir devletinin tahtına geçti. 549'da Medleri işgal ederek tarihteki ilk Pers İmparatorluğu olan Ahameniş İmparatorluğunu kurdu. Medyan İmparatorluğuna son verdikten sonra Lidya İmparatorluğuna da son veren Kairos'un sıradaki ve son hedefi yeni Babil İmparatorluğu olacaktı. M.Ö. 539'da Babil açıklarında Opis'te Babiller ile savaşan Kairos bu savaşı da kazandı. Babil İmparatoru Nabonidus savaştan kaçtı ve Kairos Babil şehrini işgal etmeden şehri teslim aldı. Şehre girdiğinde Nabonidus'un Tanrı Marduk'a ihanet ettiğini ve Marduk'un kurtarıcı olarak Babil'e kendisini gönderdiğini ilan ederek Babil İmparatorluğuna ve Babillerin M.Ö. 1894'te başlayan hükümdarlığına sonsuza kadar son vermiş oldu. Artık Babil bir Pers şehri haline gelecekti. Hatta ilerleyen zamanda M.Ö. 333'te Büyük İskender Babil'i Yunanlar için fethedecek ve M.Ö. 323'te burada ölecekti. Babiller baş tanrı Marduk başta olmak üzere tüm tanrılara o kadar bağlıydı ki Büyük Kairos'un Marduk'un kurtarıcısı olarak geldiğini söylemesi Babillerin karşı hamle yapmasına engel olmuştu. Öyleyse inançlarına bu denli bağlı olan Babillerin biraz da mitolojisini ve inançlarını inceleyelim. Babillerin inançları aslında çok eskilere dayanıyor. Öyle ki Babil'in eskiden Sümer şehri olmasından bile daha eskilere. Ancak ilk yerli kabileler hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımızdan Babil'in ilk yerlileri olarak Sümerler kabul edilir. Bu sebeple Babillerin inançlarını doğrudan Sümerlerin inançları yani Sümer mitolojisi etkilemiştir. Babil şehrindeki din anlayışının bulunan bazı tabletler sayesinde M.Ö. 6 ya da 7 bin senesine kadar dayandığı görüldü. Ancak bundan çok daha eskilere dayandığı tahmin ediliyor. Babiller bu sebeple dini inançlarında Sümerlerden büyük ölçüde etkilenmiş ve kendileri de Asurluları büyük ölçüde etkilemişlerdir. Sonradan kurulan ve büyük bir devlet haline gelen Asurluların Babil dini inancına sahip olmalarından dolayı bugün bizler Babil mitolojisi hakkında çok daha fazla bilgi sahibiyiz. Bunun sebebi günümüze ulaşan yazıtların ve tabletlerin çoğunun Asurlulara ait olmasından kaynaklanıyor. Bu tabletlerde tanrılara atfedilen ünvanların ve sembollerin bulunduğu birçok ilahi metin yer alıyor. Böylece tanrıların ilişkilerinin, rütbelerinin ve güçlerinin neler olduğunu anlayabiliyoruz. Dahası Babil mitolojisine dair eksiksiz bir taslak çıkarmak mümkün oluyor. Babil tanrılarının kendilerine has ve çok belirgin kişilikleri vardı. Tüm tanrılar insanüstü güçlerini ustalıkla kullanırdı. Kimseye görünmemelerine rağmen tanrıların da insan biçiminde oldukları düşünülürdü. Sadece bedenen değil, düşünce ve his olarak da insanlara benziyorlardı. Tıpkı insanlar gibi dünyada doğuyor, seviyor, savaşıyor ve ölüyorlardı. Babiller kendilerinden çok soyut ve farklı bir surete sahip tek bir yüce yaratıcının olabileceğine asla inanmıyorlardı.
Tanrılar hakkında o kadar fazla efsanevi hikayeler yazmışlardı ki, bu hikayelere göre bazı tanrılar kahramanca ve cesurca davranırken bazıları açgözlü davranabiliyordu. Hatta bazıları hainlik bile yapabiliyordu. Yani bir Babilli ile tanrısı arasındaki ayrım yaratılışlarından ziyade ait oldukları sınıfın mertebesinde yatıyordu. Tanrıların ortaya çıkış sebebi Babillerin doğayı gözlemlemesiyle alakalıdır. Güneşin her gün başının üstünden geçtiğini gören, ay evrelerini gözlemleyen, rüzgarın esintisini hisseden ve fırtınalardan korkan bu insanlar doğanın işleyiş kanunlarını anlayamadıkları için diğer ilkel halklarda olduğu gibi bu olayları kendilerine benzeyen varlıkların eseri olarak yorumlamışlardır. Bu sebeple Babil mitolojisini bir doğaya tapınma olarak görebiliriz. Tanrılarınsa doğa olaylarının bir tezahürü olarak kabul edebiliriz. İlk zamanlar Babil bir şehir devletiydi ve çevresi de tamamen şehir devletleriyle doluydu. Yani tek ve büyük bir devlet söz konusu değildi. Bu da her bir şehirde farklı bir tanrının ön plana çıkmasına neden oldu. Örneğin yeryüzü tanrısı Enlil'e Nippur'da tapılıyordu. Denizler tanrısı Enki'ye Eridu'da, ay tanrısı Sine Ur'da ve güneş tanrısı Şamaş'a Larsa'da tapılıyordu. Her bir şehir kendi tanrısına tapınmak ve onun onuruna savaşmaktan memnuniyet duyuyordu. Tanrının kaderi o şehrin kaderine bağlıydı. Tanrı düşerse şehir de düşerdi. Eğer şehirler arasında bir koalisyon ya da bir çatı altında bir devlet kurulursa en baskın şehrin tanrısı diğer tanrılar üzerinde üstünlük sağlıyordu. Babil tanrılarına yakından bakacak olursak öncelikle etki alanı bütün evreni saran 3 ana büyük tanrıdan söz etmemiz gerekiyor. Anu, Bel ve Ea'dan. Anu cennetin tanrısıydı, Bel yeryüzü ve insanlığın tanrısı, Ea ise denizlerin ve deniz sularının tanrısıydı. Bu tanrıları aslında Sümer tanrıları olan Anna, Enlil ve Enki tanrılarının Babil versiyonu olarak düşünebiliriz. Bu üç tanrının her birine ait ayrı ayrı tapınaklar da mevcuttu. Babil'in diğer üç önemli tanrısı ise sırasıyla ay tanrısı Sin, güneş tanrısı Şamaş ve hava tanrısı Ramman'dı. Ay tanrısı Sin, yeryüzü tanrısı Enlil ve eşi Ninil'den doğmuştu. Güneş tanrısı Şamaş ise ay tanrısı Sin'in oğluydu. Sadece Babil'de değil tüm şehirlerde en önemli tanrılardan biri ay tanrısı Sin'di ve insanların kaderini belirliyordu. Güneş tanrısı Şamaş ise doğruluk tanrısıydı ve adalet onun eliyle tesis ediliyordu. Hava tanrısı Ramman da bulutları, sisi, yağmuru ve rüzgarı kontrol ediyordu. Bunların dışında savaş tanrısı Nergal ve yine savaş ile aşk tanrıçası olan Iştar gibi tanrılar da mevcuttu. Ancak Babil şehrinde tüm bu tanrıların dışında çok daha büyük bir tanrıya tapılıyordu. Şehrin baş tanrısı olarak kabul edilen ve denizler tanrısı Enki'nin oğlu olan tanrı Marduk'tu bu. Babil yaratılış destanı olan Enuma Elish'te tanrıların en büyüğü ilan edilmişti ve destana göre Marduk aynı zamanda Babil'in koruyucu tanrısıydı. Marduk, Babillere göre o kadar büyük bir tanrıydı ki Enlil, Enki, Ninhursag ve Ninurta gibi tanrıların tüm özelliklerini tek başına taşıyordu. Marduk, en çok Hammurabi dönemindeki başarılar sayesinde tüm tanrılar üzerine üstünlük kurmuştu. Çünkü Babiller kazanılan savaşların ve başarılarının onun yiğitliği ve hizmetleri sayesinde gerçekleştiğine inanıyordu. Tüm bu saydığım tanrıların dışında daha birçok ikinci derece önemli sayılan tanrılar da mevcuttu. Hatta tanrıların dışında çeşitli güçlere sahip iblislerin ve cinlerin varlığına da inanılıyordu. Babil mitolojisinin önemli bir bölümünü de yeryüzünün nasıl bir yer olduğu ve ölümden sonra neler yaşanacağı ile alakalı bilgiler oluşturuyor. Antik çağlarda yaşamış Mezopotamyalı birine göre yeryüzünün merkezi Irak'ın yüksek dağlarıydı ve çevresini okyanuslar kaplardı. Ayrıca yeryüzünün yaratılmasından önce içinde canavarların yaşadığı sulardan başka bir şey olmadığını düşünüyorlardı. Yine onlara göre Tanrı Bel ya da Tanrı Marduk bu sularda yaşayan büyük dişi bir canavarı katletmiş, daha sonra katlettiği bu canavarın bedeniyle gök kubbeyi ve yeryüzünü yaratmıştı. Bu gök kubbenin altında yıldızlar ve ay tanrısı Sin kendi rotasına ilerliyordu. Dahası gök kubbenin iki ucunda güneş tanrısı Şamaş'ın dünyanın bir ucundan diğer ucuna tekrar geçebilmesi için iki kapı yer alıyordu. Gece ve gündüzü bu şekilde açıklıyorlardı. Güneş tanrısı Şamaş batıdaki kapıdan geçip gece olduğunda eşiyle buluşuyor, ziyafet çekip dinleniyordu. Bu kapıların ardında doğaüstü güzelliklere ve ihtişama sahip gizemli bir diyar bulunuyordu. Bu diyara cennetin en özel kısmı diyorlardı.
Aslında tanrılar dünyada ve her biri kutsal sayıldığı şehirlerde yaşıyorlardı. Ama bazen insanlardan ayrı ikamet etmek istediklerinde bu diyara gidiyorlardı. Yine tanrıların karar aldıkları meclis salonu da yeryüzünde denizlere en yakın ve en doğudaki gün doğumu dağında yer alıyordu. Peki ya ölülerin diyarı neresiydi? Babiller dünyanın epey kalın bir kabuktan meydana geldiğini ve bu kabuğun içinde oldukça derinlerde Arallu adı verilen büyük bir mağara yer aldığını düşünüyordu. İşte burası ölülerin mekanıydı. Burada 7 duvarla çevrelenmiş ölüler evi bulunuyordu. Duvarlar o kadar dayanıklıydı ve burası o kadar iyi korunuyordu ki içeri giren hiç kimse bir daha dışarı çıkamıyordu. Ölüler evi karanlık ve kasvetli bir yerdi. Ölüler burada sefil bir hayat sürüyordu. Gün ışığını asla göremiyor, sürekli karanlıkta yaşıyorlardı. Tüylü kıyafetlerle giydirilmişlerdi, yedikleri tek şey ise toz ve çamurdan ibaretti. Her yerin üstü kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Babillerin ölümden sonra neşeli bir hayat geçirme gibi ümitleri yoktu. Yeryüzünde yaşadıklarına benzer ya da ondan daha iyi bir hayat yaşayacaklarına dair bir cennet olduğuna inanmıyorlardı. Haklı ya da haksız, iyi veya kötü, zengin ya da fakir fark etmeksizin herkes ortak bir kaderi paylaşarak aynı seviyeye düşürülecekti. Bu kederli ölüler diyarının bir de tanrıçası vardı. İsmi Allatu'ydu. Savaş tanrısı Nergal, tanrıça Allatu'yu katletmek amacıyla ölüler diyarına inmiş, ancak Allatu canını bağışlaması ve kendisiyle evlenmesi için Nergal'ı ikna etmişti. Böylece ölüler diyarını birlikte yönetmeye başlamışlardı. Allatu'nun bir de baş yardımcısı vardı. Onun emirleriyle hastalıklar ve salgınlar yayan bu iblisin adı Namtar'dı. Her ne kadar Babiller öldükten sonra cennete değil de ölüler diyarına kesin olarak gideceklerini düşünseler de defin törenlerine oldukça önem veriyorlardı. Hatta bir insanın başına gelebilecek en büyük talihsizliğin cenaze merasiminden yoksun kalması olabilirdi. Çünkü böyle bir durumda insanın ruhu Arallu'ya ulaşamayacak ve yeryüzü ile ölüler diyarı arasında dolaşmak zorunda kalacaktı. Bu sebeple sürekli açlık çekecek, yeryüzünde bulabildiği artıklar ve çer çöple yetinmeye çalışacaktı. Ne var ki bir cesetin gömülmemesi yaşayanlar için de tehlikeydi. Çünkü ölü kişinin ruhu ortalıkta başıboş gezip karşılaştığı insanları büyüleyip rahatsız edebilirdi. Bu yüzden cenazelere son derece önem verilir, hatta ölen kişinin mezarına yiyecek içecek konarak ona güç vermesi ve ölüler diyarının kasvetli ortamında bir nebze rahat etmesi beklenirdi. Kralların mezarlarına ise sadece yiyecek içecek değil, aynı zamanda gümüş ve altın da konuluyordu. Ayrıca aynı Mısır'dakine benzer yağ, tuz ve balla mumyalama yapıldığında Herodot'un kitabından ve bulunan birkaç mezardan dolayı biliyoruz. Babillere ait bulunan bazı tabletlerde dünyanın yaratılışıyla ilgili birbirine yakın ama ufak farkları olan iki hikayeye de rastlıyoruz. İlk hikayeye göre henüz hiçbir şeyin yaratılmadığı, her yerin sularla kaplı olduğu bir evren anlayışı vardı. Bu suyun içinde bildiğimiz insan suretinden çok daha farklı yaratıklar yaşıyordu. Örneğin iki başlı ve dört kanatlı, bir başın kadın, bir başın erkek olduğu ilginç yaratıklar vardı. Bazı yaratıkların ise insana benzer vücudu varken keçiye özgü ayakları ve başı bulunuyordu. Tam tersine vücudu atlara benzeyen, başı ise insan gibi olan yaratıklar da mevcuttu. Tüm bunların dışında sürüngenler, yılanlar ve daha birçok farklı canavarlar da yer alıyordu. Bu sularda yaşayan tüm yaratıklara ve canavarlara Omorka adında bir kadın hükmediyordu. Tanrı Bel ya da diğer ismiyle Enlil, Omorka'yı ve diğer canavarları katletmesiyle burada büyük bir kaos yaşandı. Daha sonra Tanrı Bel, Omorka'nın vücudunu ikiye ayırdı ve bir yarısıyla yeryüzünü, diğer yarısıyla ise gök kubbeyi yarattı. Ancak yeryüzü çok kurak olduğundan burada hiç kimsenin yaşayamayacağını anlayan Bel, sonradan kendi kanını diğer tanrılara akıttırarak yeryüzünün yaşanabilir bir hale gelmesini sağladı ve hayvanlarla insanları yarattı. Bu hikaye her ne kadar Babil tabletlerinde yazılanlardan çevrilmiş olsa da Sümer mitolojisine daha yakındır. Zaten Babil mitolojisinin Sümerlerden etkilendiğini söylemiştim. Diğer hikaye ise yaratılış destanı Enuma Elish'ten çevrilen hikayedir. Önceki hikayedeki gibi burada da her şeyden önce evren sulu bir kütleden oluşuyordu. Bu suda Apsu ve Tiamat adında iki canlı yaşıyordu. Burada Tiamat önceki hikayedeki Omorka ile eşdeğerdir. Zamanla bu sulardaki kaostan tanrılar doğmaya başladı.
Yüzyıllar boyu birçok tanrının burada doğmasından rahatsız olan devasa yılan biçimindeki Tiamat, tanrılara karşı ayaklandı ve onları yok etmek üzere bir canavarlar ordusu yarattı. İlk doğan tanrılardan biri olan Anshar, Tiamat'a karşı koymak için ilk önce tanrı Anu'ya, sonrasında tanrı Ea'ya görev verdi. Ancak ikisi de başarılı olamadı. Daha sonra Ea'nın oğlu Marduk'u, tanrıların en iyisi olmaya ve canavarlarla çarpışmaya razı etti. Tanrıların hepsini bir konseye çağıran Anshar, Marduk'un en yüce tanrı olması için bir birlik sağladı ve savaşta tüm tanrıların Marduk'a yardım etmelerini istedi. Marduk nihayet Tiamat'ın karşısına çıktı ve onu öldürüp tüm destekçilerini esir almayı başardı. Daha sonra Tiamat'ı ikiye bölüp bir yarısıyla yeryüzünü, diğer yarısıyla ise gök kubbeyi yarattı. En sonunda hayvanları, bitkileri ve insanları yaratarak dünyadaki yaşamı başlatmış oldu. Her iki hikayede de evrenin önce sularla kaplı olduğu, içindeki baş canavar olmak üzere tüm yaratıklarla savaşıldığı ve bu canavarın bedeninden yeryüzü ile gök kubbenin yaratıldığı açıkça belirtiliyor. Burada en önemli fark, yaratan tanrının birinde yeryüzü tanrısı Bel, diğerinde ise Marduk olmasıdır. Bu da ilk hikayenin Sümer, ikinci hikayenin Babil mitolojisine yakın olmasından kaynaklanıyor. Bir de Nuh tufanı ile beraber adeta insanlığın tekrar yaratıldığını az çok hepimiz duymuşuzdur. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da gerçekleşen bu tufan ayrıntısıyla yazıyor. Peki Babil mitolojisine göre böyle bir tufan gerçekleşmiş miydi? Sadece semavi dinlerde değil, dünyanın dört bir yanına dağılmış birçok medeniyette aralarında farklılıklar görülse de böyle bir tufanın gerçekleştiğini bu medeniyetlere ait bulunan arkeolojik kalıntılardan öğrenebiliyoruz. Babil mitolojisine göre Ziusudra adındaki kralın hükümdarlığı döneminde böyle bir tufan gerçekleşmiş, hatta bu tufandan önce 10 Babil krallığı hüküm sürmüştür. Hikayeye göre bu krala rüyasında Tanrı Bel görünür ve onu tüm insanlığı yok edecek bir su baskınına karşı uyarır. Tanrı Bel Ziusudra'ya dünya tarihini baştan sona yazmasını söyler ve bu yazdıklarını güneş şehri Sippar'a yerleştirmesini emreder. Daha sonra içine arkadaşlarının, akrabalarının, her türlü kuş ile hayvanların sığabileceği büyük bir gemi inşa etmesini söyler. Ziusudra tanrının söylediklerini yapar, bir gemi inşa eder ve yeryüzünü su basar. Tufan yatışmaya başladıktan sonra Ziusudra suların çekilip çekilmediğini anlamak için kuşları gemiden salar. Ancak konacak bir yer bulamadıkları için kuşlar geri döner. Birkaç gün sonra kuşları tekrar salar ve bu kez kuşlar ayakları çamurlu bir şekilde yine geri döner. Üçüncü kez kuşları tekrar saldığında artık kuşlar geri dönmezler. Bunun ardından gemiden inen kral bir dağın yamacında olduklarını görür. Burada eşi ve akrabalarıyla bir kurban keser. Ardından kral ve üç refakatçısı derhal cennete alınır. Gemiden inen diğer insanlar kral Ziusudra'nın ortadan kaybolduğunu görür ve ağıtlar yakmaya başlarlar. Kral o insanlara bir daha asla görünmez, ancak bir ses tarafından kralın artık tanrıların yanına alındığı ve kralın talimatlarını yerine getirmeleri gerektiği söylenir. İnsanlar yola çıkıp tekrar Babil'e döner ve Sippar'daki gizlenen metinleri bulup yeniden şehirlerini imar ederler. Böylece Babil tekrar insanların yaşadığı bir şehir olur. Buna benzer bir hikaye Gılgamış destanıyla Sümerler tarafından da yazılmıştı ve Babiller bu destana da büyük önem gösteriyorlardı. Yani Babillerden de böyle bir tufanın gerçekleştiğini öğrenebiliyoruz. Son olarak Babillerin sanat, astronomi ve felsefe gibi alanlardaki kültürel çalışmalarına da yakından bir bakalım. Babil'in özellikle mimari sanatı coğrafi konumundan dolayı çok etkilendi. Kil bolluğu ve taş eksikliği kerpiç kullanımının daha fazla olmasına yol açtı. Babil, Sümer ve Asur tapınakları payandalarla desteklenen ham tuğladan ve yağmur oluklarından oluşan devasa yapılardı. Duvarlar parlak renklerle boyanır, çinilerin yanı sıra bazen çinko veya altınla kaplanırdı. Süslemelerde üç boyutlu figürler sıklıkla kullanılırdı. Babil'deki taş kıtlığı her taşı değerli hale getirdiği için değerli taş işleme sanatında Babiller mükemmel işçilik çıkarıyorlardı. Babillerin en başarılı oldukları alanlardan biri de astronomidir. Hem eski Babil hem de yeni Babil İmparatorluğunda büyük keşifler ve araştırmalar gerçekleştirdiler. Örneğin ilk kez bir gezegenin hareketlerini izleyip kayıt tutan onlardı.
Venüs'ün 21 yıl boyunca hareketlerini gözlemleyip kayıt altına almışlardı. Ayrıca gök cisimlerinin ve takım yıldızların hareketlerini hesaplamak için bir prizma icat etmişlerdi. Böylece bugün bildiğimiz anlamda içerisinde 12 burcun yer aldığı zodyak kuşağını geliştirdiler ve burçları bulan medeniyet oldular. Gök cisimlerini, gün dönümünü, ay ve güneş tutulmalarını kaydettikleri tabletler yazdılar. Ayrıca ay hareketlerine bağlı takvim de geliştirdiler. Babiller tıp alanındaki çalışmalarıyla da kendilerinden söz ettiriyorlar. Öyle ki eski Mısır tıbbıyla birlikte tanı, prognoz, fizik muayene ve reçete kavramlarını oluşturdular. Hastalık semptomlarını gözlemlediler, hastalıkları bandaj, krem ve hap gibi yöntemlerle gidermeye çalıştılar. Ancak ilginç olan bir durum vardı. Eğer hekimler bu yöntemlerle hastalıklara çare bulamazlarsa, lanetten kurtulmak için şeytan çıkarma ayinlerine başvururlardı. Esagil Kin Apli, yani teşhis el kitabı anlamına gelen bir kitapta yazdılar ve keşfettikleri çeşitli hastalıklarla bu hastalıkların semptomlarını açıkladılar. Babillerin bir de kendine has matematik sistemi vardı. 60 tabanlı bir sistem kullanıyorlardı. Günümüzde dakikanın 60 saniye, saatin 60 dakika olması Babillerin 60 tabanlı matematik sistemi kullanmasından kaynaklanıyor. Bir de dairenin 360 derece, yani 60 çarpı 6'dan oluşması da bunun sebebi. Örneğin dünyanın ekvator çevresi buna göre hesaplanır. 60 sayısının birçok böleninin olması o zamanlarda hesaplamaları kolaylaştırmıştı. Babillerin ayrıca diyalektik diyaloglar, epik şiir, folklor, ilahiler, şarkı sözleri, nesir ve atasözleri biçimlerinde belirli yaşam felsefeleri vardı. Babil felsefesinin Yunan felsefesini, özellikle de Helenistik felsefeyi etkilediği düşünülüyor. Platon'un diyalogları ve ayrıca Sokrates'in Sokratik yöntemi Babil felsefesiyle benzerlikler gösterir. Ayrıca Miletli filozof Thales'in de Mezopotamya'da felsefe eğitimi aldığı biliniyor. İşte tüm bu ayrıntısıyla bahsettiğim Babilleri iyice tanımaya ve anlamaya, aynı zamanda Babil şehrinin neden bu kadar önemli olduğunu kavramaya çalıştık. Çünkü kadim uygarlıkları anlamaya çalışmak hayatta kalabilmenin en önemli unsurlarındandır. Ve bir de Herodot'un 2453 yıl öncesinden bizlere güzel bir öğüdü var. İnsan oğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın ve meydana getirdikleri harikalar bir gün atsız kalmasın.